Ölüm yıl dönümünde yaptığınız hatalardan bir tanesini bile nişan sırasında yapacak olursanız işinizden ve maaşınızdan olursunuz. Bu sefer hiçbir şeye asla müsamaha etmem. Size yeterince şans tanıdım. Herkes görevi neyse onu layıkıyla yerine getirmeli. Dikkatsizliği, hatayı veya tembelliği affetmeyeceğim. Bazıları kendini bu evin hizmetçisi değil de sahibi zannetmeye başladı. Kim bu hataya düşüyorsa bir an önce kendine çeki düzen verse iyi olur. Çünkü aksi takdirde sonuçlarıyla yüzleşir. Şimdi gidebilirsiniz. Kız. Sen kal. Benim adım Necaf. Hizmetçilere isimleriyle hitap etmem. Onları yaptıkları işle hatırlarım. Senden önceki bakıcının neden kovulduğunu biliyor musun bakayım? Hayır. Skandar'ın annesinin ölüm yıl dönümünde çok büyük bir hata yaptı. Ve o yüzden onu kovdum. Sana bunu söylüyorum çünkü bunu mutlaka hatırlaman gerekiyor. Çünkü bu senin ilk ve son şansın. Bana şans verme veya beni sorgulama hakkı olan kişi, beni işe kim aldıysa odur. Hayır, hayır, hayır. Onun bile şu an böyle bir hakkı yok. Bu hakların hepsi tek bir kişide toplandı. O da Maliha'dır. Onun mizacını düşünürsek böyle bir karar vermekte bir saniye bile tereddüt etmeyeceğini farz edebiliriz. Evet, eğer ilişkilerimize dair değişik düşünceler varsa sana bir an önce bu düşüncelerden kurtulmanı tavsiye ederim. Çünkü aksi takdirde bundan zarar görecek kişi ancak sen olursun. Ben burada sadece Duanın bakıcısıyım efendim. Bunun dışında bu evli veya evde yaşayanlarla hiçbir ilgim yok. Güzel. Bunu aklından hiç çıkarma çünkü senin için böylesi çok iyi olur. Sen sadece bir bakıcısın. Başka bir şey değilsin. Anladın mı? Bu nasıl? Beyaz. Abla, bu daha kötü bence. Bu renk hiç güzel değil abla. Dua, benim başka bir şeyim yok ki canım. Hepsi bu işte. Sen benden çok büyüksün. Yoksa sana kendi elbiselerimden verirdim. Tamam. Bu diğerlerinden biraz daha iyi. En iyisi bunu giyeyim. Bunun rengini hiç beğenmedim abla. Tamam, o zaman en iyisi ben dayının nişanına katılmayayım. Hem zaten kimse beni davet etmedi, değil mi? Bana da kimse davetiye vermedi ama aileden olanların davetiyeye ihtiyacı yoktur. Senin de benimle gelmen gerek. Ben gidiyorsam sen de geleceksin. Bu çok daha iyi oldu canım. Tamam, bence bu kadar kına yeter. Daha fazla yapmayalım, olur mu? Ama bir şey daha var. Bir de şunun nasıl olacağına bakalım. Neden çıkmadı ki bu?
Bunu duaya getirdim. Bu da... Bu nedir? Bu senin. Yüzünde şey var. Elbisen burada. Bırak artık gülmeyi. Abla, bence çok güzel oldun. Ama senin kadar güzel olmadım. Abla, ikimiz de çok güzel olduk. Dayıma söyleyeyim de fotoğrafımızı çeksin. Olur mu? Tamam, ama geç kalıyoruz artık. Gidelim mi? Evet. Hadi. Bunları da döndüğümüzde toplarız canım. Tamam. Hadi gidelim. Bugüne kadar hep ben karşında dilimi yutuyordum Samina. Ama şimdi benim sana dilini yutturmamın zamanı geldi. Karşımda hiç olmadığı kadar çaresiz kalacaksın. Çünkü her şey benim kontrolümde olacak. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşa. Böyle süslü püslü mü? Sen ancak arkadaşlarınla vakit öldür. Bir orada bir burada gez. İşini de sen bu kadar vakit ayırsan şimdiye kadar 15.000'den fazla kazanırdın. Anne, her şeyin bir sınırı var. Arada bir beni rahat bıraksan. Ben seni uzun zaman önce bıraktım. Al işte şu kıza baksana. Babasının küçük prensesi. Bizimle... İşi biter bitmez bizi terk edip gitti. Arada bir bize 10-15 bin rupi gönderse ya, bu evin masraflarını nasıl karşılayacağım? Zam alana kadar bana yemek verme o zaman, olur mu? Evet, evet. Herkes de oğluna maaşı kadar değer veriyor desin. Biraz ağzımı açsam hemen sinirleniyor. O kız bizim akrabalığımızdan faydalanıp gitti. Kendine iş buldu ama burada hiç kimse kendi işlerini yapmıyor. Yeter artık. İkbal Bey, nişandan önce bir şart koşmuştum ve siz de yerine getireceğinizi söylediniz. Ama galiba unuttunuz. Size hatırlatmak istiyorum. Size dedim ki fakir akrabalarınızı nişana davet etmeyin. Siz de bana bunu kabul ettiğinizi söylediniz. Ama daha buna uymayı bırakın. Hizmetçileriniz bile misafir gibi buradalar İkbal Bey. Şimdi siz söyleyin. Benim burada hizmetçilerinizi şeref konukları gibi karşılamam mı gerekiyor? Çünkü
Kıyafetlerine bakılırsa kimse onların sizin maaşlı çalışanlarınız olduğunu anlamaz. İkbal Bey, bir ilişkinin daha en başından karşınızdakini kandırmanız hiç iyi bir şey olmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.